Gerçekten üzücü bir olay. Açıklamalarınızı izledik. Adliyeye başvurdunuz. 3 ayda koruma kararı çıktı savcılıktan Sıla için. Ahmet Kural yaklaşamayacak 3 ay. Öncelikle ne oldu? Bir olayı öğrenelim mi? Tabii olayı çok etraflıca detaylı anlatmak istemem ama yani çok ağır, sert bir fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet hadisesi. Müvekkilimiz Sıla Gençoğlu, malumatımız olduğu üzere kamuoyunda tanınan, bilinen, sevilen çok kıymetli bir sanatçı. Dolayısıyla Ahmet Kural tarafından bir fiziki şiddete maruz kalmış. Aynı zamanda psikolojik şiddete de. Ona ilişkin biz ilk aşamada tabii doktor raporumuzu aldık. Doktor raporumuzu aldıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakaret, tehdit ve yaralamadan şikayetçi olduk. Çünkü vücudumuzun değişik yerlerinde darp ve cebir mahiyetinde izler var. Bunun dışında biz de biliyorsunuz 6284 sayılı aile ve kadına karşı şiddetin korunması hakkında kanun hükümleri var. Önemli bir koruma rejimi. Onun 5. maddesindeki önleyici tedbirlerin uygulanması amacıyla da aile mahkemesine başvurduk. Aile mahkemesi derhal önleyici tedbir mahiyetinde kararını ifa etti ve 3 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmanın engellenmesi, konut ve iş yerine yaklaşmanın engellenmesi, müvekkilin iletişim araçlarıyla veya sahih surette rahatsız edilmesinin engellenmesi gibi bir dizi geniş skalada tedbir kararlarına hükmetti 8 aile mahkemesi. Bu tedbir kararı muhatabına tebliğ edilecek. Biliyorsunuz tedbire muhalefet halinde de bir disiplin hapsi uygulaması söz konusu. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Tabii bizim müvekkilimiz bir kadın, aynı zamanda bir sanatçı, sorumluluk duygusu olan bir sanatçı. Türkiye'nin dört bir yanında şiddet gören ve fakat ekonomik bağımsızlığı olmadığı için sindirilen, korkutulan, ürkütülen ve bu nedenle hak arama özgürlüğünü kullanmayan kadınlar da var. Yani mesele Sıla özelinde bir mesele değil. En azından benzer Kadınlar Bakanı'ndan da mutlaka herkes hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğü kullansın diye emsal mahiyette biz de hukuki başvurularımızı yaptık. Rezan Ap Özdemir, şimdi tabii ki neler yaşandı burada açıklıkla anlatmak ne kadar doğru olur, siz de çok detaya giremem dediniz ama şimdi sosyal medyaya baktığımızda bazı fotoğraflar var. Sıla'nın işte kolunda morluklar oluşmuş, bilmiyorum doğru görüntüler sanırım. Yani ciddi bir darp söz konusu anladığım kadarıyla. Evet, yani ağır bir fiziki müdahale var. Vücudun değişik yerlerinde de morluklar var. O tabii insanın insan olma vasfına aykırı, hunharca, vahşice gerçekleştirilmiş bir müessir fiil ne yazık ki. Hukuken fiilen kabul edilemez. Yani bir erkeğin bir kadın üzerinde şiddet uygulaması zaten onun aciziyetini gösterir. Bu erkek egemen toplumun feodal anlayışının katını ötekileştiren iradenin de temel tezahürlerinden birisi. Ağır bir fiziki müdahale var. Biz de bununla ilgili hukuk devletinin gereği olarak zaten hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Artık top başsavcılıkta başsavcılık gereğini ifade edecektir. Bir karar iddiası edecektir yargılama makamları. Biz de hukuk devletinin gereği olarak buna saygı duyacağız. Rezan Ap Özdemir, ne zaman yaşandı bu kavga? Yani şikayet dilekçemize söyledik. 2 günlük bir süre geçti. 2 gün önce gerçekleşen bir hadise. Sonrasında taraflar görüşmüş mü, nedir? Yani böyle bir kavgadan sonra tarafların görüşmesi mümkün değil zaten. Sonrasında bizim müvekkilimiz ailesi de geldikten sonra yaşadığı şokun etkisinden hemen sonra biz zaten raporumuzu aldık. Savcılık makamına başvurumuzu yaptık. Erkimiz ikram ettik. Her sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının yapacağı gibi hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Şimdi bir 3 aylık uzaklaştırma, koruma kararı var daha doğrusu. Evet. Peki o 3 ay sonunda ne olacak? Bununla birlikte bir dava da yürüyecek mi Rezan Ap Özdemir? Evet. Başsavcılığa biz biliyorsunuz şikayetçi olduk konuda. Müessiz bir yaralamadan, hakaret ve tehditten o soruşturma yürüyor. Oradan başsavcılık karar verecektir menfi nispet. İddianame tanzim edilirse bu bir davaya evrilecektir ki biz raporu, fotoğrafları, bütün delilleri sunduk zaten. Dosyanın derecatı bize göre yeterli ama başsavcılığın takdiri daha kıymetli ve önemli tabii ki. Onun dışında 3 aylık tedbirle ilgili biliyorsunuz 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda bir ilk seferde 6 aya kadar bu tedbirin verilebileceği söyleniyor. 3 ay sonra koşulları, şartları varsa bir 3 ay daha uzatma talep edeceğiz. Peki bir sürede birlikteydi Sıla ve Ahmet Kural. Daha önce benzer tartışmalar yaşanmış mı? Daha önce benzer bir fiziki müdahale ya da psikolojik bir şiddete maruz kalmış mı Sıla? Sayın Arpat, ben meselenin böyle sansasyonel ve magazinel tarafına girmek istemiyorum. Sonuçta ben bir hukukçu ve akademisyenim. Genel çerçevede bunları söyleyebilirim. Yani öncesine dayalı bir değerlendirme yapmam çok sağlıklı ve makul olmaz.
Peki. Rezanap Özdemir, teşekkür ederim. Sıla Gençoğlu'nun avukatı NTV yayınına katıldı ve yaşanan tartışmanın ve o tartışma sonrası hukuki sürece ilişkin ayrıntıları aktardı.